Peki Çilem gelsin şimdi de diğer kızı Güler Hanım'ın. Çilem'le ilgili de bayağı ağır iddiaları var biliyorsun. Evet. Çilem hoş geldin. Hoş bulduk Serap Hanım. Nasılsın Çilem? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız Serap Hanım? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok güzelsiniz siz, ikiniz de çok güzelsiniz de. Anneler tabii tahtını yapıyor da bahtını yapamıyor mu acaba çocuklarının diye düşünüyorum. Çilem kaç yaşındasın? 27. 27. Evet. Çilem, Tuba'nın yaşadıklarını sen de yaşadın mı annenle geçmişte küçük yaştan itibaren? Evet. Yani evet derken mesela Tuğba'yı 14 yaşında hani engellemiyor diyeyim en azından. Tuğba'yı işte mekanlarda çalışması vesaire. Sen de böyle şeyler yaşadın mı? Evet, ben zaten yurtta kendim büyüdüm, yurtlarda büyüdüm. Benim iki tane çocuğum var. Yani yurtlarda hep kaçıyordum sürekli. Yurtlarda kaldım. Niye ben. Niye yurda bırakıyordu sizi? Yani bana hiçbir şekilde bakmadı, sahip çıkmadı zaten. Aynı kardeşe baktığı gibi de. Artı ben sokaklarda büyüdüm ve benim iki tane çocuğum var. Benim çocuklarıma, hani çocuklarımı benim elim ben devlet memuru Kozalı. Olmuştum. Milli eğitimde. Beni işe yerleştirmişlerdi yurttan çıktığım için. Ha, evet. Anneme dedim, hani çocuklarıma bak, para verirsen o şekilde bakarım. Benim elim kolum bağlandı ve ben işimi bırakmak zorunda kaldım. Sonra aynı şekilde Tuğba gibi mekanlara çalışmaya başladım. Sırf sadece çocuklarım büyüsün, hani onlara bakayım, bakabilmek için. O çocuklara için. O sırada kim baktı peki? Annem bakıyordu aynı zamanda çünkü yine. Çünkü para veriyordu. Evet, aynı zamanda yine çocuklarıma baksın diyerekten yine bakmadı. Yani sonra işte bir SMNF oğlum var. 8 yaşında bir tane de Çınar var. O da 5 yaşında. 2 tane. Yani işte bu çocukları kullanarak para kazandırıyor yani. Daha nasıl söyleyeyim? Peki Çilem, sen mi kendi babanla hiç görüşüyor musun? Hayır. Babanı tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Tanışmadın mı? Hayır. Kim olduğunu biliyorsun ama. Hayır, bilmiyorum ve tanışmadım da. Sana babanın kim olduğunu söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Biliyor musun babasının kim olduğunu? İrfan. Niye hiç bahsetmedin? Kendi kendini rezil ediyorsun şu böyle reklamla şeyler. Allah. Ben mi rezil ediyorum? Beni siz mi rezil ediyorsunuz? Çıktın buna rezil ediyorsun. Yok babalarını bilmiyorum. Sen ya. İleride bunun çocuğu mu diyecek? Nasıl, nasıl ailede bir annen? Nasıl ailede bir annem var benim? Anneanneme bak diyecek çocuğum ya. Utan kendine. Babalarını bilmiyorum. Nasıl bir kelime? Sen nasıl bir kadınsın? Kendini bilmiyor musun sen? Çilem, sen bir dönem yaşça çok büyük birisiyle evlenmişsin. Evlilik bunun sebebi böyle baba yoksunluğu mu yoksa bu evliliğe kim vesile oldu? Neden? Ben o zamanlar 65 yaşında bir adamla evlendim. Serap Hanım, ben o zamanlar yurttan kaçmıştım zaten. Benim o zamanlar şu an yaşım 20, o zamanlar 16 yaşında, 15-16 yaşındaydım. Zaten aile sahip çıkmadığı için yani eve de gitmiyordum o dönemlerde. Hani beni yurda alıp yurda gitmek istemediğim için yani. Annem de sahip çıkmadığı için ben kendimi sokaklara atıyordum. Akhisar'a gidiyordum, Manisa'ya gidiyordum. Sonra çocuğun babasıyla tanıştım işte. Ama ve ismin nikahım olmadı onunla. Hmm. Şu anda hani 64 yaşındaki olan çocuğum var. Ondan Çınar. Yani onunla bir ismin nikahım hiçbir şekilde peki, olmadı. Peki babası ilgileniyor mu çocukla hiç? Çınar'ı diyor. Çınar'a bakıyor, evet. İlgileniyor. Peki İrfan kim? Babası. Babası. Kim yani? Resmi nikahta olmayan bir babası. Ama o zaman evliydi zaten İrfan değil mi? Evet, evliydi. Bütün çocuklarının babaları aslında evliydi. Evet. Ve sen onlarla beraberlik yaşadın. Evet. Oğlunun babası da aynı şekilde. Evet. Bu mekanda yine Mertcan'ın babası. Babası vurularak hayatını öldüm. Kaybetmiş. Evet. O da evliydi. Evet. Ama bu çocukların babaları hayatta. Mesela İrfan Çilem diye 27 yaşında bir kızı olduğunu biliyor mu? Söylemiştim ama bilmiyorum. Ben söylemiştim ona o zamanlar. Söylemiştiniz ama doğumuna vesaire hiç gelmedi Çilem'in. Gelmedi. Çünkü o da evli, çoluğu çocuğu var. Evet. Yani sizi şu anda ekranda hatırlayıp, Güler Hanım, seni hatırlayıp ekranda Çilem'i görüyorsa, aa bu benim kızım diyebilir ama. Diyebilir. Ve ilk defa görüyor olacak. Evet. Tuba için de mi aynı şey söz konusu? Beni biliyor evet. Babam, hayır hayır. Biliyor, biliyor. Yüzünü gördü, gördüm. Seni biliyor. Ama Çilem hiç babasıyla ilgili bir bilgisi yok. Yok. Adını biliyor muydun? Hayır, bilmiyorum. Şimdi mi öğrendin? Evet.
Aha. Şaka yapıyorsun. Evet Serap Hanım, şimdi öğrendim. Babanın adının İrfan evet. olduğunu evet. şu anda öğrendim. Evet. 27 yaşındasın. Evet Serap Hanım. Evet, kimliğinde de dedemin ismi yazıyor. Ben zaten kimliğimde dedemin ismi yazıyor. Anne adı Güler yazıyor zaten. Çünkü herhalde İrfan kabul etmedi çocuğu. Kabul etmediler. O yüzden herhalde annem üzerine aldı. Ben de o zaman ufaktım. Annem kendi üzerine almıştı Çilem'i. Çilem, şimdi evlisin değil mi? Evet, şu an resmi nikahlıyım. Mutlu musun? Evet. Çilem, nasıl bir hayatın olsun isterdin? Ya bence ilk başta acaba adını mı değiştirmek lazımdı? Hani bazı en insanların başta. Kaderi ismiyle çok şey derler de Çilem adı biraz böyle... Çilem, mutlu musun kızım? İşte. Öyle mi? Şimdi bir telefon alacağım efendim. Alo. 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 Merhabalar. Merhabalar. Siz Tuğba'yı tanıyormuşsunuz galiba. Evet, tanıyorum. Aynı mekanda çalıştık daha önce. Peki annesiyle ilgili ne biliyorsunuz? Yani annesi net olarak biliyor muydu Tuğba'nın oralarda çalıştığını sizce? Yani mekanda görüntülü konuşuyordu annesiyle. Görüntülü konuşuyor Hı-hı. musunuz? Evet. Yani anne istese engel olabilirdi değil mi? Tabii ki de yani. Yaşı çok küçüktü o zaman. Küçük olduğunu kız arkadaşlarım bilmiyordu, bilseler. Bilmezsiniz. Kız arkadaşlarım bilmez küçük olduğunu, bilseler sıkıntı çıkar yani. Yani yaşını büyük gösterdiği için yaşını zaten bilmiyorduk. Anne mesela görüntülü konuştuğunda... Ama annesiyle görüntülü konuşuyordu. Anne böyle yanımızda. keyifli konuşuyor muydu kızıyla yani? Kesinlikle öyle. Ha, bir sıkıntı yoktu yani. Hayır. Nerede konuştun, ben ispatlar mısın? Nasıl ispatlasın kız, geçmiş gün anne? Hangi mekanda? Nerede? Mekanda. İsmini verme de yani. Mekanın ismini veremem. Demek ki o zaman yalan söylüyorsun da ondan. Hayır, görüntülü konuştuk kız, geçmiş gün nasıl ispatlasın sana? Görüntülü yalan konuştuk, o zaman biliyorsun. Hepsi de o zaman yalan, geçmiş hepsini yalanlasan da doğru yani. Bunlar. Sen ispatlasın o zaman. Anlatsana ne diyordu o? Ben kızım benim... Nerede bunları? Mekanda görüntülü. Yani burada Çilem, engel olunmamış bir durum var mı? Yani kardeşin 14 yaşındayken annen çok rahat engel olabilirdi bu duruma. Doğru ama mu? Ama dinlemiyordun. Evet, doğru. Sana demiyordum mu ben çalışmayacağım diye Çilem, çalışacağım diye Çilem. Çocukların üstüne yemin edeceğini. O ne diyordu peki sana? O zamanlar demiyor muydu sana? Sen demedin mi Tuğba'ya, Tuğba'dan için? Hı. Benim kızım kayıp gencecik, bana para kazanır. Sen yaşlandın artık. Sen olmasan da olur. Zamanında sen baktın bana. Şimdi yaşlandın artık. Şimdi Tuğba bana bakacak. Ben öyle bir şey demedim. Geçtin artık, geçmiyorsun. Şey şimdi demiyordu. Şimdi dedin öyle ya. Bir şey demedim. Şimdi bundan sonra kızım bakacak bana dedin ya. Sen yaşlanmasın artık. Çilem, öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim öyle bir şey. He, çocuklarımı kullanmaya hep para kazandın. Demedim. Yapmadın mı? Bundan nerede sonra kızım bakacak para bana. Bundan sonra bana kızım bakacak dedin. Nerede dedin öyle bir şey ama. Dedim. Nerede? Demedin mi? Nerede demedin mi? Hayır, dedin telefonda dedin, dedin yani yanımda dedin ya. Çocuklarımın üzerine yemin ederim. Ben de derim valla. Kırka yalan yemin ederim. Bana kızım bakacak dedi. Benim kızım daha 16 yaşında dedi, paraya para demeyecek bundan yalan, sonra dedi. Yalan yalan söyleme. Üstartmasın yalan bana, ben söyleme. Demedim. Benim paramı bile çaldı bu kız yani. Hayır, ben çalmadım. Bir de evden dedi 100 bin lira paramı alıp gitti dedi. Çilem, o konuyu bir konuşalım. Anlatayım Serap Hanım. Ben şimdi şöyle bir şey. Bana yüzü de burada. Benim yüzüm de burada. Benim çocuğuma bakıyordu. Tamam mı? Bundan para istedi. Çilem de çocuğu. Hatta meş hazırı duruyor daha. Hepsi duruyor. Çilem dedi bana dedi. Çocuğun dedi okul ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın dedi. Benim de durumum yok. Durumum tamam. İki seneden dedi. Biri bakıyorum ama o zaman ben hiç ondan para istedim sonra, senden. İki benden uzun zamandan beri para istemedi. Almadı. Ha. Sonra ben de çıkarmadım postaneden. Gittim ha dedim sürpriz olsun. Şöyle otursana biraz sürpriz daha. Sürpriz olsun evet. dedim. Hem dedim Tuğba'yı göreyim, yeğenimi göreyim diye gittim. Hatta haberi de yoktu. Okula gittim. Ondan sonra anne ablam orada sürpriz yaptı. Parayı verdim. Ondan sonra bir çarşıya falan çıktık. Ondan sonra aradan 3-5 gün geçti. Bana yüzü de burada. Benim kızım bana çalışacak dedi. Ben benim öyle kızım, bir şey demedim. Benim kızım da çalışacak Tuğba'nın dedi. Çalışacak, Çınar'ı getirdi. Biz Sakarya'ya gideceğiz. Biz Sakarya'ya gideceğiz de. Tuğba'nın yüzü de burada. Sevmini al dedi. Ondan sonra parayı aldıktan sonra ben eşya alırım, araba tuttum. Yalan. Araba tuttuktan sonra ben Akisar'a geri döndüm. Niye çıkıyorsun burada? 100 bin lira mı aldı diyor. Hayır yalan onları. Ben eşyalarımı aldım, ev eşyalarımı aldım komple. Her şeyimi aldım. Yalan. Hepsi yalan. Ben onun hiçbir şekilde parasını falan almadım. Ben ev eşyalarımı aldım, çocuğumu geriye aldım.
Senin çocuğuna ben bakamam artık bundan sonra dedi bana. Ben çocuğuna bakamam dedi. Benim gücüm yok çocuğa bakamam dedi. Ne yapıyorsun ya? Su iç, su Güler Hanım. Bir bardak su iç orada bak. Su, su. Suyunu iç bir, suyu iç. Astımı mı var? Bir müdahale edin. Var mı bir şeyi? Astımı. Astımı varmış. Var mı Bentol'in yanınızda? İyi misin Güler Hanım? İyiyim, iyi, iyi. Tamam. Tıkandı boğazım, balga mı geldi? Güler Hanım, peki senin 19 yaşında da bir oğlun var. O nerede çalışıyor? Nakliyede çalışıyor. Şu an çalışmıyor. Yalan söyleme, çalıştırmıyordun ya. Tuğba çalışıyor. Yalan söyleme. Evde bilgisayarla sabaha kadar oyun oynar. Annemden para alır. Sigara parası alır annemden. Doğru. Akşama kadar evde yatar. Bilgisayar var. Bilgisayarın hepsini annem aldı ona. Akşama kadar bilgisayarla olan. Çalışır çocuğun da günahını alıyor. Hatta demişler ki askere gitmeden bunu işe almamız için askere gitmesi lazım. Ne alakaysa. Bu da diyor ki oğlum askere gittikten sonra gidersin işe. Böyle yani. İşe girdi çocuğu almadılar. Sigortalı iş. Askerlik. Hayır sigortalı işe girdi askerliğini yap ondan sonra gel demişler. Nasıl oluyor? Çalışamaz başka bir yerde. Çilem nasıl bir hayatın olurdu? Annen farklı daha farklı olsaydı. Ya da anne sevgisini yerine kimi koydun? Baba zaten babanın adını bile şimdi öğrendin 27 doğru, yaşında. Evet, doğru. Belki baban da seni izliyordur. Mesela bilmiyorum. Ortaya çıksın ister misin? Zaten yani bu saatten sonra çıksana o çıkmasın. Merak etmiyor musun? Yani etmedim. Bu zamana kadar zaten arayıp hani o merak etse de bulurdu diye düşünüyorum peki, yani. Peki hiç annene babamın ismi ne diye de sormadın mı da bugün öğrendin? Evet. Hayır Çilem Hanım ama bir takım haklarınız var. Yani belki babanızın bariyeti vardır ve siz biyolojik kızıysanız mirasına ortak olacaksınız. Niye aramıyorsunuz ki? Bence öyle. Annem hiç bahsetmedi. Hocam hiç bilgi vermemiş ki ilk defa babasının ismini programda öğrendi kızcağız. İlk defa. Yani bir çocuğu dünyaya getirip sonra tanımamak da doğru olmuyor. Mu acaba? O sizin yani, biyolojik çocuğunuzsa haklarından yararlandırmak kesinlikle zorundasınız. Artık. Yapmayacaktınız o zaman. Babası nerede yaşıyor? Ben bunu doğduktan sonra hiç bilmiyorum. Nerede yaşıyor? Nerede tanıştınız yani? Nerede yaşıyordu? Akhisar'da yaşıyordu. Ne iş yapıyordu? Bilmiyordum, hatırlayamıyorum ne işim. Zaten bizim birlikte beraber bir evi paylaşmadık. Kısa süreli bir beraberliğiniz ha, mi? Zaten hamile kalıyoruz. Her şeyi anlattığım halde şurada rezil gibi ya. Büyüdüm. Rezil misin her şeyi anlattığınız? Babalarını bilmiyorum ne demek? Nasıl iğrenç bir şey hayır, bu ya? Hayır babalarını bilmiyorum demiyorum. Ben o de evlat anları, evlat anları kendini deşifre ediyorsun. Sen ben buyum babalık, diyorsun, ben buradayım diyorsun babalık yani. Babalık elinde büyüdüm ben de. Benim de o zamanlar bilmiyordum. Ben babamdan kaçıyordum ben de bunların yaşında. Ben de zor bir durumda büyüdüm. Benim de kendi babam yok. Ben babalık elinde büyüdüm. Ben de çok dilendirildim zamanında çocukken. Benim okumam yazmam yok. Benim annemiz bizi babam Balıkesir'den alıyor Akhisar'a babamla evleniyorlar. Benim öz babam değil yani bu. Ben kendi babamı da bilmiyorum. Kendi babamı. Bilmiyorsun. Bilmiyorum kendi babamı da bilmiyorum ben. Annen size, sana da bilgi vermedi yani. Hayır bir... Bilgi değil. Benim babam daha önceden kumarcının tekiymiş yani bir kulüplerde. Yani adını sanını biliyorsun. Biliyor. Adını ama biliyorum. Hiç tanışmadın babamla. Evet tanışmadım. Niye kendi kaderini kızlarına da yaşattın ya? Neden? Bu arada Çilem, baban Fransa'da yaşıyormuş. Doğru mu arkadaşlar? Ha, Tuğba'nın kayınvalidesi. Öyle mi? Evet doğru. Ha. E bak yani belki de sizi parlak bir gelecek bekliyor. Ne bileyim ben evlenirsiniz, annesi orada, gidersiniz. Bu hayatı tamamen geride bırakırsınız. Hı hı. Çocuğun orada büyür. Belki başka bir kapı açılır size, doğru mu? Doğru Serap Hanım. Evet. Çilem, dedim ya kimi koydun baba yerine, kimi koydun anne sevgisi göremedim diyorsun. Hayatındaki en önemli çocukların dışında en önemli büyük anne ya da baba figürü kim? Yani ben bu zamana kadar işte dediğim gibi Serap Hanım, az önce de söyledim yurtlarda büyüdüm. Hep orada biz oradakileri anne diyorduk. Ben anne şefketini, sevgisini de kimse de görmedim. Baba şefketini de kimse de görmedim. Yurtlarda, sokaklarda büyüdük işte o şekilde. Resmi nikahlı eşin kaç yaşında Çilem? 33. 33 yaşında. Evet.